Ne? Yo, iyi gayet. İyi. Hadi Erkan Bey, görüşürüz. Yayındasın. Yayındasın, yayında. Evet. Hanımlar, beyler, ilk motovlog denemesi. Umarım her şey iyi olur. Ses filan da iyidir diye umuyorum. Hoppa. Aslında motovlog denememe dün başlayacaktım. Ama talihsiz bir olay yaşadım. İşten çıkıp eve giderken, kendi şeridimde sakin sakin ilerlerken bir tane trafik canavarı diyeceğim artık. Adam doğrudan üstüme çıktı. Önce makas atarak ilerledi. Makastan sonra da sol tarafından girdi. Daha şimdi gözükecek mi? Göstereyim size. Ya da şurada ayağımı koyduğum demiri yamulttu. Yamulttuktan sonra da hiç durmadan, kardeşim sana ne oldu? Düştün mü? Devrildin mi? Ayağına bir şey oldu mu? Demeden ilerledi. İlerleyince o sinir öfkeyle düşme anının yarattığı adrenalinle adama doğru gittim. Vites 4'te takılıydı. Yanaştım yanına. Niye öyle yaptın? Niye böyle ettin? Tartışma vesaire. Aslında aklımda polisi aramak falan da yoktu. Sadece tartışıp içimi soğutup derdimi anlatıp yoluma devam edecektim. Ama adam tartışmadan hemen sonra sanki kendisi sadece haklıymış gibi bir anda kaçtı. Ben de vitesi atmaya çalıştım ama o ayağımı koyduğum pek vitesin altına kadar eğilmişti. Vitesi atamadım. Düşüremedim vites bir türlü. Öyle olunca sinirden delirdim. Motoru kenara çektim. Plakasını da almayı unuttum. Olay da tam şu anda bu geçtiğimiz noktada oldu. Ben bu şekilde sağdan ilerliyordum. Adam soldan önce geldi. Kıçıma yapıştı. Sonra şöyle önce sola gitti. Sola ilerledikten sonra sağa makas atarak önüme geçti. Çarptıktan bir süre sonra Allah, yani gerçekten o anda da nasıl düşmedim, nasıl bunu başardım bilmiyorum. Şu anda ben bayağı da acemi bir motorcuyum aslında. Topu topu 450 km'm var motorun üstünde. Bu benim ilk motorum. Ama artık Allah mı yardım etti? Sadaka mı vardı? Ne oldu bilmiyorum. Vallahi düşmedim. Bu motoru o yamulmaya rağmen, o çarpmaya rağmen devirmedim. Sonra adam fırladı. Sadece 07 plaka bir Volkswagen Golf olduğunu hatırlıyorum. Umarım buradan beni izliyordur. Onun neyse, küfür etmiyorum. Terbiyemi bozmuyorum abi. Allah'ından bulsun diyeceğim artık. Diyecek bir şey yok. Kamera kaydı vesaire aradık. Ama kamera da bulamadık. Aracın geçtiği yeri. Özkanlardan geçti araç. Onu polis memuruna söylememe rağmen adam dedi ki görmüş de olabilir, görmemiş de olabilir kamera. Çünkü kamera dönüyor Özkanlar karşıyanda. Yani o anda çekmeden de dönüp geçmiş olabilir dedi. Şimdi polisi sordum. Ne kadar sürede sonuç alırız? Doğrudan kamera kayıtlarına bakamıyorum. Savcılığa göndermem lazım. Savcının izniyle kameralara bakılıyor dedi. Öyle olunca da adam bir hafta iki hafta içinde bunun gerçekleşeceğini söyledi. O da savcı tamam derse bir hafta iki haftalık süreçte de adam aracını yaptırır. Hiçbir şeyi kanıtlayamam diye düşündüm. Vazgeçtim. Sonra ne oldu? Motoru yaptırdım. İki çekiş darbesiyle halloldu.
Tabi orijinal gibi olmadı şu anda ama bir kaynakçıya gidip demiri ısıtıp tekrardan düzelttirmeyi düşünüyorum. Orijinal haline getirmeyi düşünüyorum. Ama benim sürüş tarzımda çok büyük değişiklikler yarattı bu durum. Ya neden? Bu Allah'ın belası, trafik Türkiye'de ne yazık ki kurallara göre işlemiyor. Yani ben, kardeşim bu yolun vergisini ödedin mi? Bu motorun vergisini ödedin mi? Bu şerit benim hakkım mı? Hakkım anasını satayım ya. Ya ben bu şeride ortasından da giderim, sağından da giderim, solundan da giderim. Lan burası benim hakkım. Ama nasıl oluyor? Abi şöyle sağdan gidiyor musun? Adam direkt senin şöyle solundan giriyor şeridine ya. Ve ileride trafik olmasına rağmen, ileride duracağını bilmesine rağmen senin şeridine burnunu sokuyor. İleride seni geçemeyince de şeridin dışına postalıyor. Yani seni sağ tarafa doğru bu adamlar direkt itiyor. Bu adam nereden gidecek, nasıl hareket edecek hiçbirisinin umurunda değil. Sanki biz trafikte bir külfetmişiz gibi. Sanki trafikte fazlalıkmışız gibi. Adamlar bize muamele yapıyor. Sinir bozucu bir durum. O yüzden artık biraz apaçı sürmeyi düşünüyorum. Yani aralara girmek olsun, hatalı sollamalar olsun, ne bileyim, ne olursa. Gerekirse ayna kırmak olsun, milletle küfürleşmek olsun. Vallahi doldum. Bakalım, göreceğiz. Ya bir yandan da şunu yaşadım. Bu da komik bir durum. Şimdi motovlog çeken birçok kişi bir yerde izlenme kaygısı da gidiyor. Bu benim ilk motovlogum olacaktı dün. Ve aslında güzel de bir videoyu kaçırmış oldum. Ya, tamam, olay nahoş belki ama gerçekten güzel de bir izlenme kazanacaktım. Onu da kaybettik. Bakalım, neyse. Hoş şeyler anlatalım. Hoş şeyler olsun inşallah. Evet, ben motoru alalı şu anda 454 kilometre, 455 olacak. Çok yeni bir motorum var. Motor Cuba Chita 180R, 6 vites, ilk vites aşağıya, geri kalanları yukarıya, aynı Japonlarda olduğu gibi. İleride motorumu büyütürüm, bunu bir hazırlık motoru olarak düşünerek aldım. Ama şu anda fikirlerim biraz değişti açıkçası. Neden değişti? Motor fena değil. Yani belki de ben bu işe yeni başladım. Şurada bir gaz açayım. 9, 8, 7, 6, yaya. Çektik gazı. Devam. İleride motoru değiştiririm. Bu da bana 6 vitesli motorun acemiliğimi atmamda yardımcı olur diye düşünerek aldım motoru. Ama şu anda kullandıkça ya motor fiyatına göre gerçekten mucizeyi başarıyor gibi. Motoru 5800 liraya N11'den aldım. Evet, N11'den aldım. Doğru. Kesinlikle yanlış duymadınız. Motoru internet üstünden aldım. Birkaç tane bayiyle görüştüm. Hop, acemiyiz. Bazen boşa geçtim, geçmedim anlamıyorum. Da şu aradan geçer miyim? Lapa açayım artık, geçeceğim. Millete de sürteceğim. Hak ediyorsunuz lan. Motoru 5800'e N11'den aldım. Bir miktar kupon falan kullandım. Biraz daha düşüğe denk geldi. Bayideki fiyatlardan 500 lira, 400 lira o civarda daha ucuza denk geldi. Motor tırla geldi. Ambardan teslim aldım. Ödeme sonra geçti adamların eline. Gayet güzel oldu yani. Ben memnun kaldım. Motor satın aldığım firmada Balcı Motor. Herkese tavsiye ederim. Yani bir problem çıkmıyor. Problem çıksa da motorunuzda kargoyu açtığınız, teslim aldığınız anda problem var deyip motoru tekrardan iade edebiliyorsunuz. Para sorgusuz sualsiz sizin hesabınıza yatıyor diye umuyorum. Yani şu ana kadar da böyle bir şey başıma gelmedi ama kimseye de yanlış yönlendirmeyeyim. N11'in vaat ettiği durum bu. Eğer motorda herhangi bir sizden kaynaklı problem ortaya çıkmadıysa para geri yatıyor imiş. O şekilde aldım.
İlk motorum. Daha önce hiç motora binmedim. Sadece ne zaman bindim? Ehliyet sınavında. Yani bu da ülkenin olduğu noktayı gösteriyor aslında. Sürücü kursunda ısrarla ben motor öğrenmek istiyorum, motor öğrenmek istiyorum dediğimde adamın bana verdiği cevap şu oldu. Diyor ki, kardeşim ben sana motor sürmeyi nasıl öğreteyim? Abi yaklaşıma bakar mısın? Motor sürmeyi benim dışarıda kontrolsüz bir şekilde, trafiğe açık alanda, tehlikeli bir biçimde, eğitici olmadan öğrenmem gerekiyor. Sonra sürücü kursu 500 liraya cukkalayıp bana ehliyeti vermekten bahsediyor. Böyle bir süreç vardı. Ne yazık ki bunu yaşadım. Ve kendi motorum da olmadığı için ne yaptım? Motor sürmeyi ehliyet sınavında öğrendim. Yani ehliyet sınavının olduğu gün yarım saat kala vites geçirmeyi, aracı sürmeyi, gaz vermeyi, durmayı vesaireyi öğrenip o şekilde ilerledim. Şükür geçtim. Motosiklet sürmeyi öğrendiğim günde ehliyet sınavını geçmiştim. O zamanlar daha kolaydı tabii. Hani bu dubalar vesaire pek yoktu. Dur kalk hızlan. Sadece 2 adet duba vardı ve o dubalara kadar git gel 8 çiz. İşte katil geliyor. Katil Şahin. Katil Şahin ilerliyor. İnşallah bizi bulmaz. Nadir. Neyse. O gün öyle geçti. Ehliyeti aldım. Üniversite geçti, askerlik geçti, evlilik geçti, ev al, araba al derken işte insan 10 yıllık tutkusuna bu kadar uzun süre sonucunda ulaşabiliyor bazen. Belki benim hatam, bu kadar mantıklı davranmamam lazım, belki duyguların peşinden daha çabuk, daha hızlı ulaşmam lazım hedeflerime. Motosikleti 10 yıldır istiyorum ama yeni sahip oldum. Üstelik gelirim de fena değil. Kolayca bu motoru alabiliyordum. Ama sürekli bir erteledim. Yer olmadı, motoru nereye koyacaksın? Vesaire vesaire. Evlilik, öncelik şu, öncelik bu derken çok erteledim. Ama hala mantık çerçevesinde ilerlediğim için 5800 liralık bir motora biniyorum. Tabii şu anda maddi gelirim daha iyisini almaya da el vermiyor. O da ayrı konu ama bu kadar gecikmesine de gerek yoktu. Peki bugün nereye gidiyoruz? Bugün Isparta Gölcü'ye ilerliyorum. İşten yeni çıktım. Şöyle biraz kafa dağıtmak için, biraz doğaya kendimi atmak için çok yakın bir adres. Motovlog çekmek için de güzel bir adres olduğunu düşünüyorum. Bak abi aslında şunu da net bir şekilde fark ediyorum. Şehir dışı, şehir içi sürüşe göre çok daha güvenli ya. Yani araçlar motosikletten korkmuyor biliyorum ama virajın sonunda karşıma bir tır mı çıkar, virajın sonunda karşıma bir otobüs mü çıkar diye benim şeridime dalmakta imtina ediyorlar. Benim motor olduğumu, bu şeritte sadece motor olduğunu bilseler eminim bu sürücülerin yarısı benim şeridimde slalom yapıyor olur. Ama şükür virajdan kimin çıkacağı belli değil. O yüzden bu şehirde genelde atlamıyorlar. O yüzden şehirler arası yollar bence çok daha güvenli. Tabii İstanbul vesaire nasıl olur onu da bilmiyorum. Peki. Bakalım şimdi Gölcük yolunda bayağı köpek var. Umarım saldırıya maruz kalmayız. 5 4 hadi düş 3 2 yol serbest gaz. Yapıyorum lan öğrenme. Evet. Burası daha güzel bir nokta. Biraz daha doğanın içine giriyoruz ama biraz sabredin. Gölcük çok daha güzel. Burası Isparta Burdur'u bağlayacak duble yol. Şöyle de göstereyim, güzel olacak. Yolu bayağı kısaltacak, güvenli hale getirecek. Herhalde Ispartalı artık Antalya'ya buradan gider. Hop, aç. Evet, motordan bahsediyordum. Kubota 180R. Güzel motor.
Çinliler hakkında hep şüphem vardı. Eminim bu şüphe herkeste vardır. Kullanan kullanmayan herkeste vardır. Yani kullanmayan kişi ya 5800'de motor mu olur kardeşim? Benim motorun egzozu zaten 10.000 diyebiliyor. Öyle olunca tabii fakir fakir bakıyoruz. Ama ülkenin şartları belli. Ülkede en çok satan motor grubu ne yazık ki bu. CG'ler, gönül isterdi ki Honda'ya binelim, Harley'ye binelim. Ama ülkenin geliri belli, sosyoekonomik düzeyi belli, doların hali belli. O yüzden bunlara binmek zorundayız. Güzel motor. İlk başta bu sürece 50 cc'lik bir şeyle mi başlasam diye girdim. Evet. Köpekler geliyor. Hadi, hadi, hadi hazırım ben. Gel, gel. Bağlıymış. Neyse, ilerideki bağlı değildi herhalde. Onunla biraz oynarız. Hah, ne diyorduk? 50 cc ile başladım bu sürece. 50 cc'lik motorlar biliyorsunuz MTV yok, ehliyet yok, vergi yok, trafik sigortası da yok. Bunlar olunca motorun hiçbir maliyeti olmuyor. Bakımdan bakıma para veriyorsunuz motora. Kapıda durdu maliyetlerini sıfırlıyorsunuz. Öyle olunca geliri dar olan adamın hop oba geliri dar olan adamın yüzünü güldürüyor. Motosikletin keyfini yaşatıyor vesaire. Dörde düşenin yol kötü. Birazcık doğa. Yüzünü güldürüyor. Yüzünü güldürünce de herkes yöneliyor. Ben de oraya yöneldim. Ama babam eski motorcu, 20-25 yıllık motorcu, hep şunu derdi: oğlum motoru aldın mı, gazı verdin mi altından çıkacak. Gerçekten haklıymış. 50 cc'liklerde sinek gibi motorla ilerliyorsunuz. Ve hızlanması dert, motorun yüksek devir çevirmesi dert, motorun pistonun gömleğinin ömrü dert. Çok kısa sürede bitiyor yüksek devir çevirdiğiniz için. O yüzden vazgeçtim. İyi ki de vazgeçmişim. Şükürler olsun vazgeçmişim. Çünkü ya bu motor bile biraz bana açıkçası güçsüz geldi. Yani tamam gazı verdim gidiyor vesaire ama yüksek bir hıza çıktığında da motor çevikliğini, atikliğini kaybediyor. Yani 90'lara falan geldin mi kanı gibi hızlanıyor. Bu ne demek? Sen uzun yolda motorla problem yaşayacaksın demek. Ha, 90'la gidersin. 90'la seni her yere götürür ama ya sollamaya çıktım ne yapacağım? Biraz daha atik olsa güzel olurdu diyorum. Yalan yok. Ha, rodajda diye fazla da zorlamıyorum. O da bir ayrı etken tabii.